PCR tabanlı Mycobacterium tuberculosis DNA ile birlikte rifampisin direncini test eden bir sistem geliştirildi. Bunun biraz daha ilerisi geliştirildi. Şimdi bunu anlatıyorlar seminerde. Bir yerde karşıma çıktı bu olay. Yer ve isim vermeyeceğim. Şimdi öyle anlatıyor ki bu sistem var. Bir de bununla birlikte dünyada tüberküloz tanısında işte oligonükleotit probların sitüplere emdirildiği DNA reverse hibridizasyon esasına dayalı inah 16S RNA bölgesinden mRNA'yı tespit eder. Biliyorsunuz mRNA replikatif fazdaki basit demektir. Aktif enfeksiyon demektir. Yani dormant state veya tedavi işte bir şekilde ölü olan DNA'lar değil. Aktif olan basit hem 16S RNA bölgesindeki o gen bölgesinden çıkıyor hem de mRNA üzerinden. Çok kıymetli bir test daha var. Hem de inah artı rifampisin ikisini birlikte direncini tespit ediyor. Ülke baktığım tüberkülozis DNA ile birlikte, mRNA ile. Bu MDR tüberküloz diyebilirsiniz ama diğer sistemde inah olmadığı için tek rifampisini MDR de diyemiyorsunuz. Şimdi şu iki yaklaşım bilimsel değil. Çok seviyesiz bir yaklaşım. Ben açık ve net söyleyeyim. Şimdi seminerde o şeyi aldı diyelim ki inah rifampisin 16S RNA alanı siz kit'i anlatıyor. Onu anlattı, anlattım. İşte bu çok güzel. Diğerleri işte şöyle kötü. Ya bunlar böyle subjektif, spekülatif şeyler olmaz. Bir, şu çerçevenin ölçüleri belli. Yoruma gerek yok. Bir, kit'in analitik performansı 5 kriterle ispat edilir. Spesifte, sensitif, pozitif prediktif, negatif prediktif veriyor. Accuracy bitti. Rakamları koyarsın, iş biter. Yoruma, duygusal yaklaşıma gerek yok. Birisi Amerikalı, birisi Alman. Yani Türkiye üretmemiş ikisini de maalesef. Üretememişiz şu an itibariyle. Yani demek istediğim şu. Bir sistemi anlatırken diğer sisteme tamamen negatif yaklaşmak. Öbürünü anlatırken de bu tarafı reddediyor yaklaşma çok şık bir tarz değil, bilimsel de değil. İkisinin karşılaştırmalı çalışmaları da var. Onu da koyarsınız, sunumunuzu yapar bitirirsiniz, bu kadar. Yani bilim ispata dayalıdır, kanıta dayalıdır. Şimdi onun için bu otizm meselesinde de özel eğitimin şu anda tedavi edici özelliğinin olması tıbbi bakım, tedavi konusunu red ve inkar ettirmez. Yurt dışında otizm konusunda iki sistemi birlikte yürüten merkezler var. Daha yeni bir ay içerisinde Harvard'da 30 milyon dolar ayrılmıştı. Bir ailenin, uzak doğu kökenli bir ailenin 60 milyon dolar bağışıyla 90 milyon dolara bir otizm araştırma merkezi kuruldu. MIT ile birlikte. Ve otizmin tıbbi etiyolojik yönünü araştırmayı hedefliyorlar. Onun üzerine bu kurulan bir merkez. Şimdi otizmde ne oluyor? Mikrobiyota açısından baktığımız zaman otizm tanısı almış çocukların mikrobiyota profillerini sekans dizi analiziyle araştırdığımız zaman şu sonuçlara ulaşmış. Bunlar çok farklı çalışmalardan toparlanmış verilerdir. Bacteroides firmicutes çeşitlik oranında azalma var. Actinobacteria sayısında azalma, Bifidobacterium azalma, Firmicutes sayısında azalma, Lactobacillus'da artma, Clostridium çocuklarda artıyor, tetani sayısında artma, çok farklı 2018-17 çalışmaları, Bacteroidetes sayısında artma çocuklarda, Vulgatus'da artma, Prevotella sayısında azalma, oral mikrobiyotada bu, gastrointestinal sistemde değil. Desitro vibrio'da artma, Sutrella sayısında artma, Candida sayısında artma. Maya mantarlarında genel bir artış var. Şimdi mikrobiyotanın nörotransmitterlerle ilişkisinden bahsettim. Bu triptofan üzerinden 5-hidroksitriptamin serotoninin sentezlenmesi, sonra da melatoninin sentezlenmesi. Bütün bunlar bakteriyel, intestinal mikrobiyota üyesi bakteriler tarafından. Fenilalanin, tirozin, L-dopa, dopamin, norepinefrin. Çeşitli nörotransmitterlere bağırsak mikrobiyotası bunların sentezine aracılık ediyor.
Peki hangi mikroorganizma, hangi nörotransmitterle ilişkili diye bakacak olursak, Lactobacillus bifidobacterium'ları GABA'yla, Escherichia bacillus saccharomyces'lerin noradrenalinle, Candida stetum Escherichia enterokokları serotoninle, Bacillus'ların dopamin, Lactobacillus asetilkolinle. Bu yeni, çok ciddi bir dergiden aldım, 2018. Şimdi bunu şunun için koydum. List of some important neurochemicals related to memory, cognition and behaviors. Hafızayla, algı, idrakla ve davranışlarla ilgili olan, çeşit önemli olan nörokimyasalların listesi. Bunlarla ilişkili olan nörokimyasalların listesi. 35 tane nörokimyasal molekül vardır. Hangi kimyasal, hangi nörokimyasal molekülün hangi fonksiyonla, psikolojik fonksiyonla ilişkili olduğu da tek tek çıkartılmış. Burada ben şahsi olarak merak ettiğim şey şu. Acaba mikrobiyota bunlardan hangisiyle nasıl bir etkileşim var? Bu konuda hiçbir daha kat edilmiş bir mesafe yok. Yani mesela bir mikrobiyotanın, bünyesi bakterilerin optofaminle nasıl bir ilişkisi var acaba? Bununla ilgili yapılmış çalışmalar yok. Yani mikrobiyotanın konusundan hem araştırılacak çok şeyler var, hem de doğacak çok önemli sonuçlar var. Bağırsak mikrobiyotasının nörotransmitter modülasyon üzerine etkisi, serotoninin bağırsak mikrobiyota ekseni ve otizmle olan ilişkisi ve kısa zincirli yağ asitleri, 3 tane. Bunlar aslında anaerob, özellikle Clostridium cinsi, gram pozitif sporlu göz çomaklar ve Bacteroidetes grubu, Bacteroides fragilis grubu, iki grup anaerob bakterilerin hücre membranlarında vardır bunlar. Hem bu yolla açığa çıkıyor, hem de kompleks karbonhidratların bağırsak sistemindeki fermentasyonu ve nişastaların fermentasyonuyla açığa çıkıyor, diyet alınıyor bunlar. Nasıl etkileri var? İntestinal mukozal immünite üzerine etkileri çok iyi biliniyor. Periferal immün sistem ve beyin fonksiyonlarının modülasyonu üzerine etkileri var. Immün hücreler ve immün modülasyon üzerine, homostaz üzerine etkileri var. Diferansiyasyon, aktivasyon, nötrofillerin, dendritik hücrelerin, makrofaj, monosit ve T lenfositlerin diferansiyasyonu ve aktivasyonu üzerine etkileri var. Bağırsak beyin bariyer, bağırsak beyin ekseni regülasyonunda ve merkez sinir sistemindeki proses işlemlerinde, orada sürdürülen işlemlerde, hücreler arası etkileşimde, nörotransmitterlerin sentez ve salınımında, mikrogliya aktivasyonunda, mitokondriyal fonksiyonlarda ve genlerin ekspresyonunda. Gen ekspresyonu çok daha önemli bir konu belki. Şöyle bir ifade kullanıldı, çok yeni bir çalışmada, hücre kültür çalışması, onu aldım sonunda. Maternal gut fetal brain axis kavramı. Yani annedeki mikrobiyota değişikliği ve bağırsak beyin bariyerinin annede bozulması ve bu kısa zincirli yağ asitlerin dolaşıma katılması, plazentayı geçerek organogenezis noktasında fetal beyin dokusunun gelişimi konusu, maternal immün aktivasyon ve çocuğun beyin dokusuna karşı 12-13 ayrı otoantikor tespit edildi. Yani hem beyindeki nöronlara, miyelin kılıfa vesaire, S100, B, antijen, 10-12 bunlar gelecek. Amniyosentezden de tespit edildi. Yeni doğan çocuğun serumundan, ileride otizm tanısı alan çocuğun doğduğu anda serumlarını bütün çocukların saklamışlar, dondurmuşlar. Takip ediyorlar 2-2,5 yıl. Klinik olarak kanı aldıktan sonra dönüyorlar, doğduğu andaki serumu çalışıyorlar. Otoantikor tespit ediliyor. Sonra başka çalışmalar dizayn ediliyor. Hem anne serumunda, hem amniyosentez sırasında, hem de çocuğun serumunda ortak olan özellikle nöronal doku ve komponentlerine karşı ciddi otoantikorlar tespit ediliyor. Yani buradan şöyle bir hipoteze doğru gidiliyor. Maternal immün aktivasyon söz konusu. Annenin immün sisteminin çocuğun beyin dokusuna karşı aktivasyonundan bahsediliyor. Evet, insandaki nöronal kök hücrelerin diferansiyasyonu
ve embriyonik kök hücrelerin nöral hücre dönüşümüyle ilişkili bunu artırıyor ve bunun gelişimini artırıyor. Annedeki kısa zincirli yağ sitleri plazentayı geçmek suretiyle fetüsün bunlara maruz kaldığı ve çocuğun gelişiminde, gelişim periyotlarında anahtar bir rol üstlendiğini, ancak kısa zincirli yağ sitlerin psikolojik, fizyolojik seviyeleriyle erken dönem nöronal hücrelerdeki seviyelerinin henüz tam bilinemediğini söylüyor. Ve kısa zincirli yağ sitlerin nöronal sistemin gelişimini regüle ettiğini introtermin dönemde. Tabii ki çeşitli genlerle ilişkiler de ispat edildi, araştırıldı daha doğrusu. Kısa zincirli yağ sitin tedavi olarak verilmesinin nörogenezisi, proliferasyonu ve apoptozisle ilişkili genleri, bu genleri ve bunların ekspresyonlarını etkilediği ifade ediliyor. Bu kısa zincirli yağ sitleri kan beyin bariyerini geçebilirler. Çeşitli yapılmış olan çeşitli hayvan deneyi çalışmalarında intraserebroventriküler kateter yoluyla birden fazla molekül verilecekse kateterle, tek doz bir defalık bir molekül verilecekse intraserebral enjektörle, Hamilton enjektörüyle, stereotaksi cihazıyla sol ventrikülün tespit edilmesi ve kateter enjektörünün giriş yollarının belirlenmesi, ratların sol ventrikülüne propionik asitin verilmesi, tek doz. Bu yolda direkt reversible otizm tablosu meydana geliyor. Tabi bunlar davranış testleri, Wotton-Mansel testi, sosyal testler, bunlarla skorlanıyor ve ispat ediliyor. Yani ratın baseline ölçümleri yapılıyor. Sonra tek doz Hamilton enjektörüyle, sol ventrikülüne tek doz propionik asit verildikten sonra, belirli bir süre sonra, aynı ratların hem davranış testleri, kognitif fonksiyonları test etmeye yönelik Wotton-Mansel testi, hem de sosyal testleri tekrar skorlanıyor. Bu skorlarda çok ciddi düşüşler görülüyor. Şu an dünyada otizm hayvan modeli iki metotla yapılıyordu. Birisi dişi ratlara gebeliğin 12,5. Gününde tek doz sodyum valproat verildi. Doğan çocuk ratlar otistik doğdular. İkinci modelleme yolu da az önce söylediğim erkek ratlar, 250 gram ağırlığında erkek ratlara tek doz propionik asit intraserebroventriküler olarak verildi ve reversible otizm tablosu meydana geldi. Şimdi bir yeni çıkan, birazdan gelecek, Cell Dergisi'nde ciddi bir ekip tarafından çıkan, yapılan bir çalışmada bir nevi farklı bir modelleme yaptılar. Sağlıklı gelişimi olan çocuklardan alınan mikrobiyotayı farelere aktardılar. Yani bu fekal mikrobiyota transplantasyonunda hedef terminal idrol biliyorsunuz. Gastroenterologlar bunu kolonoskopiyle verebiliyorlar. Aslında biyosensörlü kapsüller denendi. MIT ile Harvard beraber geliştirdi. Hedef işaretliyorsunuz, istediğiniz yerde açılıyor. Terminal idrol, oral yoldan verilen mikrobiyota canlılarıyla, bakterileriyle, kolonoskopiyle verilenin tedavi noktasındaki sonuçların eşit olduğu, fark olmadığına dair çalışmalar çıktı. Tabii iki tane, üç tane olay, vaka çıktı. İşte dirençli MDR veya Pandrak rezistan enterobakterisea üyesi suçlar aktarıldı, hastanın biri kaybedildi vesaire, bununla ilgili uyarılar, önlemler geldi. Şimdi fekal mikrobiyota transferine girmiyorum. Bunu şunun için söyledim, hedef terminal yol. O Cell dergisinde çıkan yayında bir normal gelişim olan çocuktaki mikrobiyotayı nazo-ileal kateterle direkt olarak terminal yoluma veyahut ki bir de otistik çocuklardan aktardılar. Kontrol grubu oldu normal gelişim. Onları karşılaştırdılar. Germ-free mice'a aktardılar. Germ-free mice. Bu farelerin sosyal davranışları ve kognitif fonksiyonlarında ciddi bir düşüş görüldü. Bunlar deneyleri, testleri yapıldı. Germ-free mice'lerde. Sonra tedavi için
iki madde verdiler, bir tarım verdiler, bir de başka bir madde verdiler. Tedaviden sonra da yine aynı cem